Günaydınlar. Bugün 29 Nisan Perşembe, artık haftanın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Güzel bir Perşembe sabahında birlikteyiz. Sabah Haber'de gelişmeleri aktarmak üzere yayındayız. Ben Narden Bingöl ve Sabah Haber ekibi de hazır. Hemen başlıyoruz. Hatırlatalım, Facebook ve YouTube'da olduğumuzu, yayınlarımızın eş zamanlı olarak başladığını. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 frekanslarında da olduğumuzu hatırlatalım ve şöyle diyelim: önce gündem, sonra manşetler. Gündeme bakalım. Gündemde neler var? Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'un saat 10'da toplanması bekleniyor. Cenevre Zirvesi devam ediyor. Biz de BRT Haber Merkezi olarak adım adım Cenevre Zirvesi'ni takipteyiz. Evet, manşetlere bakalım. Hakikat gazetesiyle başlıyoruz. İşte 6 maddelik öneriler dedi gazete. Cumhurbaşkanı Tatar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve taraflara 6 maddelik öneri sundu. İşte 6 maddelik öneriler dedi gazete, aktardı manşette. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu önerisinde Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla Birleşmiş Milletler himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği belirtildi Tatar'ın önerisinde. Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma iki devlette ayrı olarak eş zamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır İbaresi de yer aldı. Kıbrıs Türk önerisinin özü, Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasıdır ve bu yolla adadaki iki mevcut devlet arasında bir işbirliği ilişkisi kurulabilir ifadesiyle başlayan öneride, bu gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme doğru sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığını kapsayan müzakerelerin yolunu açacaktır denildi metinde. Kıbrıs Türk tarafının bir gecede değil, 10 yıllarca süren uzun, çetin ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakereler sonunda bu noktaya gelindiği, İki toplumlu, iki kesimli federal çözüm modelinin tüm boyutlarıyla tüketildiği de ayrıca vurgulandı. Bu başarısızlığın esas nedenleri Kıbrıs'ı Helenizmin bir parçası olarak gören Kıbrıslı Rum ve Yunan vizyonu, 1960 anlaşmalarının ihlal edilmesi, ortaklığın gasp edilmesi ve devam eden işgaliyle yaratılan tarafların eşit olmayan statüsü olarak sıralandı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın sunduğu önerideki 6 madde şöyle aktarılıyor. Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü ve egemen eşitliğin teyit edilmesini ve bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Guterres'in girişim başlatarak meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmasını resmen istedi. Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir Birleşmiş Milletler kararıyla adada mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasında zemin hazırlayacaktı. İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik bahse konu düzenlemeyle sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetiminde özgürce ve ortak kabulle bir işbirliği anlaşması yapabilir. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ele alacak. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşma iki devlete ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan bir referandumla onaya sunulacaktır.
6 maddelik öneriye ilk tepki Anastasiadis'ten geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'de sunduğu 6 maddelik öneriye ilk tepki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ten geldi diye gazete aktarıyor. Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını ifade ediyor Anastasiadis. Kıbrıs Türk tarafının tezlerine yazılı yanıt vereceklerini de belirtti diye gazete aktardı. Arıklı projelerimize tam destek aldık dedi. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yapıyor açıklamayı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüşmesini değerlendirdi. Bu görüşmeyi değerlendirmesinde açıklamalar yaptı. Sayın Oktay'a sorularımızı ve çözüm alternatiflerimizi anlattık. Söylediğimiz şey özetle şu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlet olacaksa kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olmalı. Bunun için hizmet sektörüne alternatif sektörleri planlamalı ve desteklemeliyiz. Bunun için üretmeli, ürettiğimizi de satabilmeliyiz noktasında açıklamaları var. Dünya devletleri, süper ülkeler bile yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek için olağanüstü çaba gösterirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yabancı sermaye düşmanlığı her geçen gün daha da artıyor. En önemlisi bürokratik engeller yüzünden yatırımcı ülkeye gelmekten korkuyor. Bu konularda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Sayın Fuat Oktay'a hem bu konularda hem de ihracata dayalı sanayi bölgeleriyle yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik diye aktarıldı. Kamu çalışanları cuma günü ödeniyor. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya baktığımızda kamu ve sosyal sigorta emeklileri dün ödenirken cuma günü de kamu çalışanlarının ödeneceği haberi var. Açıklamada kamu emeklileri ve COVID desteği kapsamında sosyal sigortalara gerekli kaynağın aktarılmasıyla sigorta emeklilerinin ödenmesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Cuma günü de kamu çalışanlarının ödeneceği açıklandı. Modern kölelik sistemi kurmak istiyorlar. Hürriyet'in açıklaması, iş yasasının 30. maddesinde yapılmak istenen değişikliğin sendikal yaşam için büyük tehlike olduğuna yönelik bir uyarıda bulundu diye aktarılıyor haber. Halkın Sesi gazetesi de Türk tarafından 6 maddelik öneri dedi manşetine aldı. Cenevre'deki Kıbrıs zirvesiyle ilgili olarak aktarıyor notları. Dün sürpriz bir gelişme yaşandı Cenevre zirvesinde. Kıbrıs Türk tarafı Cenevre'de Birleşmiş Milletler'e 6 maddelik bir öneri dizisi sundu diye aktarılıyor. Önerilerde Kıbrıs Türk tarafı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin inisiyatif alıp yeni bir Birleşmiş Milletler kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını istedi diye gazete aktarıyor. 6 maddelik önerilere bakalım. Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir güvenlik konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak. Alınacak bu yeni karar iki devletin işbirliğine dayalı bir ortaklık kurmasının yolunu açacak diye aktarıldı. Bahse konu kararla birlikte sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası iki taraf sonuç odaklı, zaman limitli Birleşmiş Milletler nezdinde bir müzakere sürecini başlayacak. Müzakere süreci başlamış olacak. Bu müzakereler iki tarafın anlaşacağı bir işbirliği anlaşmasını hedefleyecek diye aktarılıyor. İki devlet arasındaki bu müzakereler Avrupa Birliği konuları, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri gibi konuları ele alıp ilişkileri düzenleyecek. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek. Eğer ihtiyaç duyulursa Avrupa Birliği de gözlemci olarak katılabilecek. Eğer iki devlet herhangi bir kontekste bir anlaşmaya varırsa iki devlet birbirlerini eş zamanlı tanıyacak. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek. Ulaşılacak olan herhangi bir anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek diye aktarılıyor. İşte 6 maddelik öneriler diye paylaşıldı. Rum tarafında hayal kırıklığı aktarılıyor. Rum lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın öneri paketiyle ilgili hayal kırıklığına uğradık dedi.
aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemez açıklaması tırnak içerisinde aktarıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tüm tarafları bir araya getiren bir toplantı yaptı. Toplantıda konuştu Cumhurbaşkanı Tatar. Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğinin 1977'den itibaren görüşülen ve bir sonuç alınamayan federasyon görüşmelerinden aşikar olduğunu vurguladı diye aktarıyor gazete haberi. Ve 50 yıllık nakarat tekrarlanıyor. Özyiğit'in açıklaması logosuna baktığımızda TDP lideri Özyiğit yeni diye lanse edilen siyasetin geçmişte Kıbrıs Türk tarafı olarak masaya getirildiğini, o süreçlerin Kıbrıs Türk tarafının aleyhine sonuçlandığını ve benzeri tehlikenin şimdi de olduğunu kaydetti. Kararlar davalık oldu. Toplumsal irade platformu aldıkları kararlarla çalışma hak ve özgürlükleri engelledikleri gerekçesiyle Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nu dava etti. Motosiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor logo kenarındayız. Lefkoşa'da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün bir trafik kazası yaşanmıştı. Bir motosiklet ve iki aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır, 5 kişi yaralı. Motosiklet sürücüsü de yaşam savaşı veriyor. Yeni Bakış gazetesi masada pozisyonumuz zayıf açıklamasını manşet aldı. Akademisyen Doçent Doktor Hasan Ulaş Altıok'un açıklamaları Türk tarafının ortaya attığı tezle iki eşit egemen devlet talebiyle Cenevre'ye gidildiğini belirtiyor. İki eşit egemen devletin altında toprak, vatandaşlık ve mülkiyetlerin nasıl olacağının havada asılı kaldığını savundu diye aktarılıyor Altıok'un açıklamaları. Cenevre'ye altı doldurulmamış bir söylemle gidildiğini savunuyor topluma iki eşit egemen devlet tezi hakkında ayrıntılı bilgi verilmediğini belirtti. Anastasiadis'in şu anda dünyanın en mutlu insanı olduğunu da aktarıyor. Anastasiadis bozduğu federasyon görüşmelerini şu an savunan taraf ancak şimdi karşısında altı doldurulmayan çözüm modeliyle bir Türk tarafı var diye konuştu. Görüşmeler sonuçsuz kalabilir diyor ayrıca Rum tarafı. Alacağı birçok şeyi almış durumdadır. Bizler ise 15 gün önce gözle görülür bir şekilde Türkiye'nin artık Kıbrıs'ta Türkler de öğrenecek ki Türkiye'de ne varsa orada da olacaktır tehlikesiyle karşı karşıyayız açıklamasını yaptı. Salgında son duruma baktığımızda 50'si yerel 54 pozitif vaka olduğunu görüyoruz. Salgında son durumda gazetede yer buldu. Dün yaşanan trafik kazası haberi de ön sayfada. Biri ağır, 5 yaralı var. Lefkoşa'da dün meydana geldi trafik kazası. Lefkoşa'da Doktor Fazlı Küçük Bulvarı üzerinde iki araç ve bir motosiklet karıştı kazaya. Motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş ağır yaralı diye aktarılıyor. Avrupa gazetesi de Türkiye Birleşmiş Milletler'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı dedi. Türk tarafının 6 maddelik önerisini aktarıyor. Gazete paylaştı. 6 maddelik öneri aktarılıyor. Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü ve egemen eşitliğin teyit edilmesini, bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in girişimi başlatarak meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmasını istedi diye paylaşılıyor. Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir BM kararıyla adı da mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik bahse konu düzenlemeyle sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden BM Genel Sekreteri gözetiminde özgürce ve ortak kabulle bir işbirliği anlaşması yapabilir. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ele alacak. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşma iki devlete ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan bir referandumla onaya sunulacaktır diye aktarıldı.
Kıbrıs gazetesi de iki eşit egemen devlet talebini manşetine aldı. Cenevre zirvesi var tabii manşette. 5+ BM formatında gerçekleşiyor zirve. Gayri resmi Kıbrıs konulu toplantıda dün tüm taraflar bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda 40 dakikalık bir konuşma yaptı. Federal çözümün neden mümkün olamayacağını ve Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonunu anlattı. Taraflar aynı masada, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+ BM formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferans dün de devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin başkanlık ettiği konferansta Rum lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz aldı. Tatar ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu yeni müzakereler iki devlet arasında yapılmalı dedi. Cumhurbaşkanı Tatar gayri resmi konferansta 40 dakika süren bir konuşma yaptı. Neden iki eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattı. Rum yönetimi başkanı Anastasiadis'in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi. Tatar oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm. Herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir. Çünkü eski modelde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor açıklamasını yaptı. Toplantı sonrası yapılan ikili görüşmeler kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guterres ve Raab'la bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları da aktarılıyor gazete tarafından. Tatar'dan Birleşmiş Milletler'e 6 maddelik öneri geldiğini aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler'e 6 maddeden oluşan öneri sundu. Önerinin ilk maddesi paylaşılıyor. Genel Sekreter'in inisiyatif alıp yeni bir güvenlik konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacaktır. Alınacak bu yeni karar İki devletin işbirliğine dayalı bir ortaklık kurulmasının yolunu açacaktır. Gazete paylaşıyor. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rum yönetimi başkanına geçmişte New York'ta yapılan görüşmeleri anımsattığını söyledi Cumhurbaşkanı. Çavuşoğlu'ndan Rum lidere iki devletlilik hatırlatması geldiği de yine notlarda aktarılıyor gazete tarafından. Trafik kazası haberi var sürmanşette. Dehşet verici bir kaza yaşandı. Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda dün meydana geldi kaza. İki salon araç ve bir motosiklet karıştı bu kazaya. Biri ağır, 5 kişi var yaralı. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Yusuf Çağraş'ın kullanımındaki motosiklet paramparça oldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan salon araçtaki bir yolcu ise arabaya sıkıştı. Kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı. Dehşet verici bir kaza yaşandı dün. Detaylar aktarılıyor. Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda meydana geldi. Logo kenarındaysa işçi hayatını kaybetti, işveren tutuklandı haberi var. Gönyeli'de bir evin çatı işlerini yaparken dengesini kaybeden Hacı Durukhan, 9,5 metre yükseklikteki şömine bacasından aşağı düşerek yaşamını yitirdi. İşvereni ise ölüme sebebiyetten mahkemeye çıkarıldı. İşçi hayatını kaybetti. İşveren de tutuklandı. Yeni düzende Tatar Türk tarafı adına masaya 6 maddelik bir öneri koydu. 6 madde tanınma isteği dedi manşetinde. 6 maddeyi görüyoruz ön sayfada manşette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni bir kararla Kıbrıs'ta eşit statü ve egemen eşitliği teyit ederek yeni bir zemin yaratacaktır maddeleri var. İlk madde, taraflar Birleşmiş Milletler himayesinde ve işbirliği hedefiyle sonuç odaklı ve zaman kısıtlamalı müzakerelere başlayacak. Mülkiyet sınır ayarlaması, toprak, Avrupa Birliği ve güvenlik başlıkları işbirliği temelinde müzakere edilecektir. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve Avrupa Birliği de gözlemci olarak yer alacak. Yeni sürecin sonunda iki devlet eş zamanlı birbirini tanıyacak ve üç garantör güç bunu destekleyecek. Müzakereler sonucunda varılan anlaşma ayrı ayrı eş zamanlı referandumlara sunulacak diye aktarıldı. Anastasiadis ise buna karşılık olarak
6 maddelik öneriden hayal kırıklığı yaşadım. Yazılı yanıt vereceğiz diye karşılık verdi. Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinin ikinci gününde Türk tarafı 6 maddelik bir öneriyle masaya geldi. Siyasi gözlemcilere göre toprağa karşılık tanınma talep edildi. Güvenlik Konseyi'nin yeni bir karar alarak Kıbrıs'ta eşit egemen statüyü kabul etmesi isteniyor. Bu kabulün ardından iki devletin toprak, mülkiyet, güvenlik ve Avrupa Birliği başlıklarında işbirliği hedefleniyor diye aktarıldı. Diyalog gazetesi de sınırlar açılsın açıklamasını manşete aldı. Lefkoşa'nın tarihi Arasta Çarşısı'ndan Cenevre'deki liderlere açık çağrı, sınırlar açılsın. Dükkanların çoğu kapandı Lefkoşa'nın tarihi Arasta Çarşısı'nda. Kapanan dükkan sayısı giderek artıyor. Zorluklara karşı direnmeye devam ediyorlar. Direnenler ise Cenevre'deki liderlere bir mesaj gönderdi. Hiç olmazsa sınır kapılarını açınız ve esnafın yüzünü güldürünüz şeklinde bir çağrıları var. İki toplumun teması sıfırlandı bu arada. Temas sıfırlandı. Kapsamlı bir çözüm öncesinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söylüyor Arasta esnafı. Uzun zamandan beri sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle temasların sıfır düzeyine geldiğine yönelik açıklamaları var konuyla ilgili. Sınırlar açılsın çağrısı yaptılar. Ve toplumsal irade platformu salgın sürecinde alınan kararların büyük bir ekonomik yıkıma neden olduğunu belirtiyor, mahkemeye başvurdu. Yetkililer davalık, esnaf perişan, Sağlık Bakanı Üstel turizmin bayram sonrasında açılabileceğini söyledi. Ve trafik kazası haberi de yine ön sayfada can güvenliği kalmadı başlığıyla veriliyor. Lefkoşa'da aşırı sürat yaparak kazaya neden olan yabancı uyruklu bir sürücü motosikleti ezdi ve geçti. Yusuf Çağraş'ı ağır şekilde de yaraladı. Güneş gazetesi de iki devletin işbirliği dedi manşet haberinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı Cenevre'deki 5+1 gayri resmi Kıbrıs görüşmelerinin ikinci gününde tarihi bir adım atarak masaya bir metin halinde görüş, ilke ve önerileri koydu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5+1 gayri resmi toplantıya giderken gazetecilerin değerlendirme istemesi üzerine barış ve zafer işareti yaptı. Cenevre'deki tarihi toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Rum lider ve BM Genel Sekreterinin iki tarafında üç garantörü ülke, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın dışişleri bakanları da karşılarına oturdu. Fotoğrafla birlikte görüyoruz. Gazete paylaştı. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıya yine üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı olan maskesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı şeklindeki rozetiyle katıldı. Simgesel olarak ve de devletin varlığını masaya taşıdı diye gazete not düştü. Kıbrıs Türk önerisinde asıl sorunun Rum tarafının tüm Kıbrıs'ın hükümeti olarak tanınması olduğuna dikkat çekildi. Ve Kıbrıs Türk önerisinin özü, Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasıdır. Ve bu yolla adadaki iki mevcut devlet arasında bir işbirliği ilişkisi kurulabilir denildi. Metinde şunlar vurgulandı ayrıca. Kıbrıs Türk tarafı yeni vizyonunu açık ve pratik terimlerle ifade ederek bu seferin farklı olması gerektiğini meydana koymaya hazır. Bu bağlamda bu toplantı sadece Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmaya devam eden büyük bir adaletsizliği gidermek için değil, aynı zamanda sürdürülebilir çözüm yolunda başarısızlığın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmak için tarihi bir fırsattır diye aktarılıyor. Kıbrıs Türklerinin önerisi adadaki iki devlet arasında içsel egemen eşitliklerine ve eşit uluslararası statülerine dayalı olarak işbirliğine dayalı bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. Açıklaması geldi. Çelik açıklama yaptı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanındadır açıklaması olarak paylaşılıyor. Toprak tavizi diye bir şey yok başbakanın açıklaması. Öneriler görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametrelerdir. Başbakan Ersan Saner'in açıklaması. Artık iki devletli çözüm görüşülmelidir. İngiltere Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı Strow'un açıklamaları var. İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Strow NTV'ye bir açıklama yaptı. Strow, iki kesimli federal bir çözümün görüşülmesinin artık mümkün olmadığı, bunun yerine iki devletli çözümün görüşülmesi gerektiği görüşünü dile getirdi diye gazetede aktarıyor Strow'un açıklamalarını.
Vatan Gazetesi maaşlar ödenecek dedi. Maliye Bakanlığı Cuma günü kamu çalışanlarının ödeneceğini duyurdu. Açıklamaya bakalım. Kamu ve sosyal sigorta emeklileri dün ödendi. Kamu çalışanları da ödenecek. Yapılan açıklamada kamu emeklileriyle koronavirüs desteği kapsamında sosyal sigortalara gerekli kaynağın aktarılmasıyla sigorta emeklilerinin ödenmesini dün gerçekleştirildiği kaydedildi. Çeler'in açıklamasına bakalım logo üstünde. Toplu iş sözleşmesi ortadan kaldıracak. Toplu iş sözleşmesi ortadan kaldıracak. İşçilerin haklarını elinden alacak. Her adıma karşıyız açıklaması var. TDP milletvekili Zeki Çeler'in açıklaması. İş yasasının 30. maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunuyor. İşçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı. 6 maddelik öneri var logo kenarında. Cumhurbaşkanı Tatar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve taraflara 6 maddelik bir öneri sundu. Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na dava var. Toplumsal İrade Platformu. Salgın süresince aldıkları kararlarla çalışma hak ve özgürlükleri engelledikleri gerekçesiyle Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na dava açtı diye aktarılıyor. Refkoşa'daki trafik kazası da var, ön sayfa yansıdı. Biri ağır, 5 yaralı var, paylaşmıştık. Bakan Ataoğlu, Türkiye'deki kapanma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini etkilemeyecek açıklamasını yaptı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanmaya geçeceğini söylüyor. Geçmesiyle birlikte bu durumun ülkemizdeki kapalı turizmi etkilemeyeceğini ifade etti. Salgın tablosuna baktığımızda toplam 8.665 test yapıldı. 54 pozitif vaka var. Son 24 saate bakıyoruz. 50'si yerel, 54 pozitif vaka var. 44 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'taki durum ne? 845 pozitif vaka var Güney Kıbrıs'ta. 3'te can kaybı yaşandı. Türkiye'de ise son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti. 40.444 yeni vaka var tespit edilen Türkiye'de de. Detay gazetesi de taraflar mesafeli dedi. Taraflar sunumlar yaptı. Cenevre zirvesi var tabii manşette, Birleşmiş Milletler öncülüğünde. Kıbrıs'ı taraflar, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor. Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından Kıbrıs saatiyle saat 20'ye kadar ara verildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta günün ilk oturumu Kıbrıs saatiyle 11.20'de başladı. Guterres toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Anastasiadis, Tatar, Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Dominic Raab söz aldılar sırasıyla. İkili görüşmeler alt başlığına baktığımızda, ardından Guterres heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Heyetler Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde günün ikinci oturumu için Kıbrıs saatiyle 20.30'da yeniden buluştu. Toplantılar basına kapalı gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres akşam da heyet başkanları onuruna gayri resmi akşam yemeği verdi. Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin bugün tamamlanması öngörülüyor diye aktarıldı. Guterres'ten Tatar'a Birleşmiş Milletler çatısı altında iki devletli çözüm görüşülemez logo kenarında haber. İddiaya göre diye aktarılıyor Guterres Tatar'a Birleşmiş Milletler çatısı altında böyle bir çözüm modelini görüşemeyeceğini ve Avrupa Birliği'nin de böylesi bir modeli kabul etmeyeceklerini belirtti diye gazete paylaştı. Bir iddiaya göre Cumhurbaşkanı Tatar neden iki eşit egemen devlet talep ettiğimizi gerekçeleriyle anlattım açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı da. Birleşmiş Milletler yerleşkesinde başlayan ve tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunu tamamlamasının ardından otelde açıklama yaptı. Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirtti. 40 dakikalık süren konuşmasında neden iki eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını söyledi. Ombudsman Kıptek hatalı dedi. Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na dava var. Cenevre'de bir kez daha buluştular diye.
spotlarda görüyoruz. Başka haberleri de yine notlarda. Kıbrıs manşete geçelim. Kıbrıs manşette son gazete olarak aktaralım. Kavga büyük dedi gazete. Bazı ithal ürünlere fon getirilme kararı ithalatçılarla yerli sanayicilerin arasını açtı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası yerli üretime yönelik saldırılar yapıldığını savunuyor. Üretime yönelik saldırılara geçit vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Pandemi sürecinin yerli üretimin ülkeler için ne kadar yaşamsal olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor odanın açıklamasına baktığımızda. Böylesi bir süreçte yerli üretime yönelik yapılan kasıtlı saldırıların ekonomiye vurulan bir darbe olduğu savunuldu. Odadan yazılı açıklama var. İhtiyacımız daha fazla üretim ve ihracattır açıklaması geldi. Ekonomimiz birçok alanda Güney Kıbrıs ve Malta gibi ada ülkeleriyle kıyaslanmaktadır denilen açıklamanın detayları var. Dünyada yerli üretimi gelişmiş olan tüm ülkelerin sanayilerindeki gelişimi yerli üretimi koruyarak, girdi maliyetlerini düşürerek ve üreticilerinin rekabet gücünü artırarak sağladığı ifade ediliyor söz konusu açıklamada. Dünya genelinde yerli üretimin desteklenmesi için birçok metot kullanıldı. Fonlar, kotalar ve bunun gibi koruma uygulamalarının bunlardan bazıları olduğu kaydedildi. Özerkman üyelerinin yerli üretilen ürünleri de ada genelinde dağıttıklarını belirtti. TUTDER Başkanı Bertan Özerkman'ın açıklamaları var. Devletin birkaç üreticinin karı için çeşitli fonlar uygulamaya koymasının da karşısında olduklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu. Patates üreticisinin elinde kalan ürünlerin devlet tarafından alınacağını açıkladı. Sür manşette haber aktarılıyor. Tatar geri adım atmayacağız dedi. Cenevre zirvesinden notlar da var. Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'deki BM Birleşmiş Milletler binasında tüm katılımcılara bulunduğu ana oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunum yaptı. Konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini aktardı. 40 dakika sürdü konuşması. Neden iki eşit egemen devlet talep edildiğini gerekçeleriyle anlattı. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığı söylendi diye aktarılıyor gazete tarafından. Ülke gazetelerini noktaladık böylece. Devam edelim. Cenevre zirvesinde ikinci gün tam olarak bir diplomasi yoğunluğu yaşandı. Bir tarafta 5+1 formatında ana oturumlar, öte yandan ikili görüşmeler. Genel sekreter Kıbrıs Türk ve Rum liderlerle görüştü. Garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Cenevre'de 5+1 Birleşmiş Milletler formatında gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde taraflar ilk olarak Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binasında tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu. Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu detaylı ve gerekçeli bir şekilde anlattıklarını ve bunda bir değişiklik olmadığını ve olmayacağını vurguladı. Tatar, ilk oturumda yaptığı ve 40 dakika süren konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirterek iki eşit egemen devlet talebini gerekçeleriyle anlattıklarını ifade etti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kendi açısından değerlendirmeler yaparak büyük ölçüde Guterres belgesine atıf yaptığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunda bir değişiklik olmadığını yineledi. Anastasiadis kendi açısından değerlendirmeler yapmıştı. Büyük ölçüde Guterres belgesine atıf yapmıştır. Hala daha bıraktığı yerden devam edilmesi şeklinde biz de açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabii ki yoktur, olmayacaktır da.
kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli bir şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjonktürün değiştiğini, şartların değiştiğini, işte ta 1960'lardan başlayıp Kıran Montana'da olanlar, ondan evvel Annan Plan'da olanlar, dünyanın ve Birleşik Devletler'in ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türkleri yaptığı haksızlığı hepsini anlattık ve ben şöyle ifade etmek istiyorum ki o ortamda benim bunları anlatmam ve oradaki havayı böyle bir nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkes biliyor. Ne kadar haklı olduğumuzu herkes biliyor. Herkes de ona göre herhalde bu işe bir yön verecektir. Çünkü eski mahallede hiçbir netice anlamayacağını herkes de biliyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğini ifade ederek bu destekten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir soruya karşılıksa şunları kaydetti. Onlar dilediğini söyleyecek. Genel sekreter bizi davetinde bizim ne söylediğimizi bilerekten davet etmiştir. Kendisi de dün bize ifade ettiği parametreler evet bir takım şartlar var ama ben iki tarafı bir araya getirmek için şartları zorluyorum şeklinde ifadeleri bu yöndedir. Dolayısıyla zorladığına göre herhalde bir şey diyebilecektir. Bekleyip göreceğiz. Ama bizim pozisyonumuzda, bizim söylediğimizin herhalde gerisine düşecek bir halimiz yok. Zirvede diplomasi trafiği öğleden sonra da devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Genel Sekreter daha sonra iki liderle görüştü. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Heyetler, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde devam eden konferansta günün ikinci oturumu için akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi. Ardından Genel Sekreter'in heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5+1 toplantısında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu. Tatar'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu önerisinde Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla Birleşmiş Milletler himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve taraflara kalıcı uzlaşı için bir belge ve sonunda 6 temel unsuru barındıracak öneri sundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın sunduğu önerideki 6 madde şöyle. 1. Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü ve egemen eşitliğinin teyit edilmesini ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in girişim başlatarak meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmasını resmen istedi. Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir Birleşmiş Milletler kararıyla adada mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. 2. İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik bahse konu düzenleme ile sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözleminde özgürce ve ortak kabulle bir işbirliği anlaşması yapabilir. 3. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ele alacak. 4. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır. 5. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir. 6. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşma iki devlete ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan bir referandumla onaya sunulacaktır. Cenevre'de bulunan Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler'in artık kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi. Saner, izolasyonlar altında ezilen, ekonomik aktivitelerini gerçekleştiremeyen Kıbrıs Türk halkının artık kaybedecek bir 50 yılı daha yoktur. Artık dünyanın artık bu sese kulak vermesi gerekiyor dedi.
Cenevreleri konuşacağız. Efendim nasıl buldunuz? Başbakan Ersan Saner, Cenevre'de Berete canlı yayınına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ilgili taraflara sunduğu 6 maddelik önerilerin bilinmedik şeyler içermediğini ve sürpriz de olmadığını söyledi. Bütün süreç boyunca ifade ettiğimiz Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınmadığı ve bu şekilde gerçekleşmeyecek bir müzakerelere katılamayacağımızı, ancak bunların, yani egemen eşitliğimizin kabul edilmesi halinde Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler başladığında nasıl bir yöntem izleyeceğimizle ilgili verilmiş bir 6 maddedir ve zaten en son maddesi de bunun her şeyden anlaşılmış olduğu takdirde eş zamanlı bunun referanduma götürüleceği yazmaktadır. Evet. Yani bu 6 maddede bilinmedik bir şey yok. Bir de sürpriz de değil. Sadece bugüne kadar ifade ettiğimiz her şeyin aşamalı olarak nasıl gerçekleştirileceğinin hazırlanmış bir yazılı metni bu. Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilen ana görüşmede Kıbrıs tezini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ana görüşme sırasındaki tarafların tümünün katılımıyla gerçekleşen bir görüşmeydi bu. Kıbrıs tezini çok net bir şekilde ortaya koydu. 53 yıldır Kıbrıs'taki sorununun nereden ortaya çıktığını net bir şekilde aktardı ve buna bağlı olarak 53 yıldır çözülmeyen bu çözümsüzlüğün sadece adada statükoya hizmet ettiğini, bunun için yeni bir açılım gerektiğini, bu yeni açılımın da ancak iki eşit devletten ve iki toplumun egemenliğinden kaynaklandığını ortaya koydu. Yani Saner, Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletler'in arşivinde duran en eski dava olduğuna da dikkat çekti. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise gerek Kıbrıs Türk tarafınca gerekse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından süreç içerisinde konuşmalarının farklı ama masaya gelince farklı olduğunun ifade edildiğini belirten Saner, realiteleri görmezden gelmemesi için Anastasiadis'e çağrı yapıldığını söyledi. Kendisinin Anastasiadis'in olumlu davranacağına inanmadığını ifade eden Başbakan Saner, Birleşmiş Milletler'in artık bu son oyunu oynatma yönünde kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi. 6 maddelik öneriyi sunduk bugün. Ali Bey, bu, nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Ali Bey, bu öneriler aslında ne Sayın Genel Sekreteri ne de tarafların bilmediği öneriler değildi. Hatırlayalım. Kan-Montana süreci çöktüğü zaman özellikle anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu çıkıp ne demişti? Artık masaya oturmazdan önce taraflar dışarıda anlaşmadan masanın kurulmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ifade söylemiştir. Evet. Bu da sizin de şu anda soru olarak yönettiğiniz konu tam da bunu içermektedir. Bu, yani bizler bunlara çözüm bulmadan o masaya oturmamızın zaman kaybından başka bir şey olmadığını söylemek istiyoruz burada. Evet. Yine masaya oturursunuz, bir 53 yıl daha harcarsınız ama havanda bizim tabiri caizse havanda su dövmek, başka bir şey yapmazsınız. Burada izolasyonlar altında ezilen, ambargoların içinde hisseden, ekonomik aktivitelerini geliştiremeyen Kıbrıs Türk halkının bir 53 yılda kaybedecek zamanı yoktur. Artık dünyanın buna bir ses, bu sese bir kulak vermesi gerekiyor. Dünyanın bu sesi duyması gerektiğini inanıyorum. ...7.43 saatler, günaydın diyelim yine aramıza yeni katılanlar olabilir ya da 7'de güne bizimle başlayanlar da olabilir. Herkese günaydın, nerelerdesiniz bilmiyoruz ama aramıza katılın ve haberleri takipte kalın. Biz manşetlere devam ediyoruz, Türkiye'nin yazılı basınına bakarak devam edelim. Milliyet'le başlayalım, kapanma öncesi büyük göç dedi gazete. Bugün 19'da başlayacak ve 17 Mayıs sabah saat 5'e kadar sürecek kapanmadan önce metropollerdeki vatandaşlar yazdıklara hücum etti. Trafik kilitlendi. Görüyoruz trafiği, fotoğrafla aktarıldı. Gazete paylaşıyor. Bolu geçişinde dini bayramlar öncesinde trafik yoğunluğu oluştu diye
aktarılıyor gazete tarafından. İstanbul'da gün içindeki trafik yoğunluğu %80'leri buldu diye not düştü. Yollar, otogarlar doldu. Covid-19 salgınını kontrol altına almak için ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar bir kapalılık durumu olacak. Tam kapanma olacak ve tam kapanma öncesi yaşanan hareketlilik bayram tatillerindeki yoğunluğu aratmadı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden karayoluyla ayrılanlar ana arterlerde ve otogarlarda, hava yolunu tercih edenlerse havalimanlarında bir yoğunluk oluşturdular. Muafiyet kuyruğu aktarılıyor. Araç trafiği feribotlarla da yoğunluğa neden oldu. Bodrum ve Marmaris'in yanı sıra Edremit Körfezi bölgesi ve diğer tatil yöreleri de vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişi seyahat edebilmek için muafiyet belgesi alabilmek amacıyla kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Binlercesi de E-Devlet üzerinden seyahat izni almaya çalıştı. BioNTech'te ikinci randevu ertelendi bu arada. Bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Sağlık Bakanı Koca ve bazı bilgiler paylaştı. BioNTech aşısında iki dozun uygulanması arasındaki süre 6-8 hafta olarak yenilendi. İkinci doz randevuları 2 ila 4 hafta ertelendi. 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı gelecek. İlk sevkiyat Mayıs'ta olacak. Haziran'da 30 milyon doz BioNTech aşısı teslim edilecek diye paylaşıldı. Ön sayfada görüyoruz. Tatar'dan Birleşmiş Milletler'e 6 maddelik öneri de yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'de 5+1 formatındaki Kıbrıs toplantısında BM Genel Sekreteri Guterres'e kalıcı çözüm için 6 maddelik öneri sundu diye gazete ön sayfada gördü haberi. Ve Milliyet'e bakalım, akşama bakalım. Akşam gazetesi de Beyaz Saray'ın dayanağı yalanlanmış raporlar dedi manşette. Akşam Amerikan Başkanı Biden'ın soykırım derken hangi kaynaklara dayandığını sordu. Beyaz Saray Amerikan diplomatik raporlarını kaynak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri diplomatik raporlarını kaynak gösterdi. O diplomatik raporlar yine Amerikalı yetkili ve tarihçiler tarafından yalanlanmıştı diye paylaşılıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi yanıtladı. Tarihçilerin değil, elçilerin raporu alt başlıkları var. Büyükelçi taraflı ve abartılıydı. Yine aktarılıyor. Akşam 5 soru sordu. Bir cevap aldı diye not düştü gazete. BioNTech'te 2 doz arası artık 6-8 hafta yine paylaşmıştık. Bakan Koca, Uğur Şahin'in de onayıyla Alman aşısındaki doz aralarının 56 güne kadar çıkarılacağını söyledi. Rusya ile 50 milyon doz Sputnik V aşısı için bir anlaşma imzalandı. Aşıların ilk partisi Mayıs'ta gelecek, sevkiyatı 6 ayda tamamlanacak. Haziran'daki sevkiyatla BioNTech'ten alınan aşı 30 milyona ulaşacak. 30 milyona ulaşmış olacak böylece. Ve BioNTech aşısında 2 doz arasındaki süre 6-8 haftaya çıkarılacak. İkinci doz aşı için alınan randevular ertelendi. SMS ile bildirilecek diye detaylar var. Ev parasına karantina, oteller tam kapanmayı fırsata çevirdi. Kapanma öncesi kimi köyüne, kimi otele akın etti. 18 gün için 270 bin liraya kampanya yapan oteller var. Akşam 19'a kadar gelin alt başlığı var. Rakamlarsa dudak uçuklatıyor diye paylaşıldı. Güneye büyük bir kaçış var. Görüyoruz işte, trafikten de fotoğraf aktarıldı. Tatilciler geldi, hareket de başladı, yine paylaşıldı. İstanbul'dan Anadolu ve güneydeki tatil yerlerine akın akın gidişler sürüyor. BioNTech aşısında ikinci dozla ilgili haber de hemen hemen tüm gazetelerde var. 6-8 hafta sonra olacak diye gazete paylaştı. Profesör Doktor Aydın'ın bir açıklaması var. Bir ayda 5000'in altını görürüz dedi. Tam kapanmanın sonuçlarından umutlu, vakalar 10.000'in altına iner. Haziran'a girmeden 5.000'in altını görebiliriz açıklaması. Sözcüye bakalım. Tam kapanmada bile şirketlere 35.4 milyon dolar ödenecek. Geçmediğimiz köprüye çuvalla para ver, emekliye gelince sadaka gibi zam diye manşet paylaştı, gazete aktardı. Ucuz ekmeği çok gördüler, bir daha oy vermeyeceğim bir yaşlı bir vatandaşın isyanı da ön sayfaya yansıdı. Yeni Şafak gazetesi de tedbirlere uyalım, bu son kapanma olsun dedi. Türkiye 17 Mayıs'a kadar kesintisiz bir kapanma dönemine giriyor. Bir kapanma süreci yaşayacak.
bu akşam saat 19'da başlıyor. Hedef vaka sayılarını 5000 seviyelerine kadar indirmek. Bunu başarabilmek, boşuna kapanmış olmamak ve yaza virüssüz bir şekilde girmek için maske, mesafe ve temizlikten ödün vermememiz lazım. Uzmanların konuyla ilgili uyarıları var. Diyorlar ki 10 gün izole olun, iftar daveti vermeyin gibi uyarıları var. Yollara düşüldü, yine göç var. Büyük göç başladı kapanma öncesinde. Trafik yoğunluğu yansıyor fotoğraflara da. Ve 50 milyon Sputnik V aşısı geliyor bu arada. Yine aktarmıştık. Ve Hürriyet'e bakalım. Kapanma göçü Hürriyet'in de manşetine yansıdı. İstanbul'dan Anadolu'ya çıkışta ve Bolu Dağı'nın Ankara yönünde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fotoğrafta da görüyoruz. Bugün 19'da başlayacak bu 17 günlük kapanma. Memleketlerine ya da yazlıklarında gitmek isteyenler büyük şehirlerden kaçmaya başladı. Şehir dışına çıkanlar nedeniyle dün birçok ilde trafik kilitlendi. Sokaklar bile tıkandı. Tatilciler ise Bodrum'a akın ettiler. Seyahat etmek isteyenler nedeniyle otogarlar da doldu taştı. Otobüs firmaları ek seferler koydu. Günlük 600 otobüsün çıktığı İstanbul'dan dün 12.200 otobüs sefer yaptı. Benzer yoğunluk İzmir'de de vardı. Bodrum tatilci akınına uğradı diye aktarılıyor. Ve sokaklar bile tıkandı. Sabah erken saatlerden itibaren hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda büyük yoğunluk vardı. Boğaz'daki köprülerde yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi. İstanbul'da ana arterler dışında ara sokaklarda da bir yoğunluk oldu. Yine hatırlatalım, BioNTech'te ikinci randevular iptal edildi. Aşı tedariki güçleşiyor şeklinde Bakan Koca'nın açıklaması da vardı. 32 yıllık hasreti korona bitirdi. Filyasyon ekipleri koronavirüsün İstanbul-Niğde arasındaki temas zincirini kırmak için dedektif gibi iz sürerken müthiş bir kavuşmaya da imza attı. Biden'a gereken cevabı verdik. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları da ön sayfada yer aldı. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet gazetesi de yurttaşa açlık, yandaşa servet dedi, paylaştı, aktarıyor. Kapanma öncesindeki kaçış da yine ön sayfaya yansıdı. Yine aktarılıyor, biz de paylaşmıştık. Büyük göçe gazete yer verdi. Büyük göç olarak adlandırılabilir. Noktaladık, devam ediyoruz. Güney Kıbrıs gazete manşetlerine bakıyoruz şimdi de. İlk gazetemiz Politis. Bakalım, bugün manşetten aktardığı haberinde her şey bugün Cenevre'de değerlendirilecek başlığını kullandı ve Türk tarafının dünkü görüşmelerde tezlerinden geri adım atmayan bir tutum sergilediğini, aynı şekilde Rum tarafının da hiçbir esneklik göstermeyerek görüşmelere yeni bir şey katmadığını yazdı. Detaylarda BM Genel Sekreteri Guterres'in sonu ilan etmediğini, ancak tam aksine her iki tarafa da uygulanan baskıları artırmayı tercih ettiğini yazan gazete. Dün erken saatlerden itibaren Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının karşılıklı birbirlerini suçlama mantığına girdiklerinin ortaya çıktığını ve işlerin iyiye gitmediğini aktarıyor. Haravgi gazetesi bugün manşetten aktardığı haberinde sürecin canlı tutulması için gerilim devam ediyor başlığını kullandı ve Cenevre'deki istişarelerin bugün de devam edeceğini ve sabah saat 11 sıralarında Cenevre zirvesinin yeni oturumunun başlayacağını yazdı. Detaylarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeliyle ilgili tezlerini belirttiği 6 maddelik çözüm önerisini yazılı olarak Birleşmiş Milletler'e sunduğunu yazan gazete, Kıbrıs Rum tarafının ise genel sekretere iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümü temelindeki tezlerini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Güneydeki son COVID-19 gelişmelerine de ön sayfasında yer veriyor gazete. Dün 845 yeni vaka tespit edilirken 3 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanede tedavi gören hasta sayısının ise 285 olduğu aktarılıyor. Bu arada virüsün pozitiflik oranının ise %2,7'ye yükseldiği belirtildi.
Ayitya'ya bakalım. Manşet haberinde Guterres'in önerisi Kıbrıs sorunu için daimi bir temsilci atanması başlığını kullanıyor. Türklerin iki devletli çözüm şeklinden geri adım atmamasının Cenevre'de yapılan beşli görüşmenin adeta korku filmi olduğunu öne sürüyor. Haberin detaylarında dün Cenevre'de tüm gün ve tüm gece süren toplantılarda Türklerin iki devletli çözüm şeklindeki tezlerinden geri adım atmadıklarının gözlemlendiği, hatta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu yönde 6 maddelik yazılı bir öneri sunduğu paylaşıldı. Haber, Anastasiadis, tezlerimizde istikrarlıyız spotuyla verildi. Son gazete Filelefteros, bakalım önerilerle çıkış yolu arıyor başlığını kullandığı manşet haberinde Genel Sekreter Antonio Guterres'in bugün Cenevre'den sonuç elde etmiş olarak ayrılmakta kararlı olduğunu yazdı. Detaylarda Guterres'in bugün Cenevre'den ayrılmadan önce tüm gün Kıbrıs sorununa dahil olan 5 tarafla yapacağı toplantılarda olumlu bir sonuç elde etme konusunda kararlı olduğunun göründüğünü yazıyor. Gazete görünür olan çıkmaz tehlikesi karşısında Genel Sekreter Guterres'in sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasını engellemek üzere bir takım müdahalelerde bulunacağını ve gerek Amerika gerekse Avrupa Birliği tarafından sürecin canlı tutulması için girişimlerde bulunulacağını aktarıyor. Manşetleri noktaladık. Saat başında günün ilk haber bülteninden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. 2019 yılında sizinle bir yola çıktık, birlikte büyüdük. Sizlerle birlikte paylaştık, paylaşıldık. Sizin beğenileriniz bizi biz yaptı. Sizinle dünyaya açılan kapı olduk. Berete Sosyal Medya sizin sesiniz, sizin emeğiniz oldu. Siz ürettiniz, biz sizin yanınızda olduk. Öz üretiminiz, öz üretimimiz oldu. Berete Sosyal Medya sizin en güzel zenginliğiniz oldu. ...14. saat Berete 1'de. Pembe Paşaoğlularının hazırlayıp sunduğu 14. saat... ...hafta içi her gün saat 14'te Berete 1'de. Gözünüz kulağınız bizde olsun, haberiniz olsun. Fonksiyonel tıp ve beslenme nedir? Nasıl uygulanır? Fonksiyonel gıdalar nelerdir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Ceren Aksu soruyor, uzman diyetisyen Ayşe Özgöker her şeyin başı sağlıkla yanıtlıyor. Sizin de sorularınızla katkı koyabileceğiniz her şeyin başı sağlık, Perşembe saat 18'de BRT 1'de. Selamlar, Güzel Yurt Kalkanlı'dayız. Bu hafta Endorfin'de atlı spor var. İzleyin. Korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı. Mutasyonlu virüs %40-70 oranında daha hızlı yayılıyor. Maske yüze tam oturmalı. Maske standartlara uygun 3 katlı ve orta katının filtre özelliği olmalı. Maskenin ön yüzüne elle asla dokunulmamalı. Thank you.
Kapalı, kalabalık ve uzun süre kalınacak ortamlarda çift katlı maske takılmalı. Maske ıslanınca çıkarılıp yenisi takılmalı. Tekrar kullanılmamalı. Saatler 8 devam ederim. Cenevre'de düzenlenen 5 artı BM toplantısının ikinci günü yoğun geçti. Konferansın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddeden oluşan öneri damgasını vurdu. İki oturum halinde yapılan toplantının ardından Türk tarafı durum değerlendirmesi yaptı. Cenevre'de bulunan siyasi parti başkan ve temsilcileri süreç konusunda bilgilendirildi. Cenevre'deki gayri resmi toplantılar bugün tamamlanacak. Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs'ı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5 artı 1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günü yoğun geçti. Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından Kıbrıs saatiyle 20'ye kadar ara verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta günün son oturumu Kıbrıs saatiyle 21.30'da sona erdi. Toplantılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde sona eren ikinci gün toplantılarının ardından konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayri resmi akşam yemeği verdi. Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konakladıkları otelde konferansın gidişatına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Tatar ve Çavuşoğlu, heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Cenevre'de bulunan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirdi. Öte yandan konferansın ikinci gününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddeden oluşan öneri damga vurdu. Tatar'ın Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği sırada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e sunduğu 6 maddelik önerinin Rum basınına sızdırılması tepki çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen 5 artı 1 gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün sona erecek. Birleşmiş Milletler ise konferansın son gün programına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Cenevre zirvesinde ikinci gün tam olarak bir diplomasi yoğunluğu yaşandı. Bir tarafta 5 artı 1 formatında ana oturumlar, öte yandan ikili görüşmeler. Genel Sekreter Kıbrıs Türk ve Rum liderlerle görüştü. Garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Cenevre'de 5 artı Birleşmiş Milletler formatında gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde taraflar ilk olarak Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binasında tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu. Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu detaylı ve gerekçeli bir şekilde anlattıklarını ve bunda bir değişiklik olmadığını ve olmayacağını vurguladı. Tatar, ilk oturumda yaptığı ve 40 dakika süren konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirterek
iki eşit egemen devlet talebini gerekçeleriyle anlattıklarını ifade etti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kendi açısından değerlendirmeler yaparak büyük ölçüde Guterres belgesine atıf yaptığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunda bir değişiklik olmadığını yineledi. Anastasiadis kendi açısından değerlendirmeler yapmıştı. Büyük ölçüde Guterres belgesine atıf yapmıştır. Hala daha bıraktığı yerden devam edilmesi şeklinde biz de açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabii ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli bir şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjonktürün değiştiğini, şartların değiştiğini, işte ta 1960'lardan başlayıp Kıran Montana'da olanlar, ondan evvel Annan Planı'nda olanlar, dünyanın ve Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türkleri yaptığı haksızlığı hepsini anlattık ve ben şöyle ifade etmek istiyorum ki o ortamda benim bunları anlatmam ve oradaki havayı böyle bir nabız yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkes biliyor. Ne kadar haklı olduğumuzu herkes biliyor. Herkes de ona göre herhalde bu işe bir yön verecektir. Çünkü eski mevlede hiçbir netice anlamayacağını herkes de biliyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğini ifade ederek bu destekten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir soruya karşılıksa şunları kaydetti. Onlar dilediğini söyleyecek. Genel sekreter bizi davetinde bizim ne söylediğimizi bilerekten davet etmiştir. Kendisi de dün bize ifade ettiği parametreler evet bir takım şartlar var ama ben İki tarafı bir araya getirmek için şartları zorluyorum şeklinde ifadeleri bu yöndedir. Dolayısıyla zorladığına göre herhalde bir şey diyebilecektir. Bekleyip göreceğiz. Ama bizim pozisyonumuzda, bizim söylediğimizin herhalde gerisine düşecek bir halimiz yok. Zirvede diplomasi trafiği öğleden sonra da devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Genel Sekreter daha sonra iki liderle görüştü. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Heyetler, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde devam eden konferansta günün ikinci oturumu için akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi. Ardından Genel Sekreter'in heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5+1 toplantısında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu. Tatar'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu önerisinde Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla Birleşmiş Milletler himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve taraflara kalıcı uzlaşı için bir belge ve sonunda 6 temel unsuru barındıracak öneri sundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın sunduğu önerideki 6 madde şöyle. 1. Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü ve egemen eşitliğinin teyit edilmesini ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in girişim başlatarak meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmasını resmen istedi. Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir Birleşmiş Milletler kararıyla adada mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. 2. İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik bahse konu düzenleme ile sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözleminde özgürce ve ortak kabulle bir işbirliği anlaşması yapabilir. 3. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ele alacak. 4. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır. 5. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir. 6. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşma iki devlete
ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan bir referandumla onaya sunulacaktır. Sayın seyirciler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve tüm taraflara sunduğu 6 maddelik öneriye Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ten tepki geldi. Rum haber kaynaklarına göre dün akşamki toplantının tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin verdiği yemeğe katılacağı otele gelişinde yaptığı açıklamada Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının tezlerine yazılı yanıt vereceklerini belirtti. Garantör ülke Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cenevre'de temaslar yapıyor. Çavuşoğlu Genel Sekreter Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanı Rapp'la görüştü. Çavuşoğlu görüşmelerde Kıbrıs'ta çözümün iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanması gerektiğine vurgu yaptı. Cenevre'de Türkiye heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Görüşmeyi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, gayri resmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştük. Kıbrıs'ta çözüm iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu tüm bölge için barış ve istikrarın ancak adadaki iki devletin işbirliğiyle mümkün olabileceğinin altına çizdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab'la da bir araya geldi. Twitter hesabından Kıbrıs konulu gayri resmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısı kapsamında Raab'la bir araya geldiğini açıklayan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu paylaşımında ayrıca tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması ifadelerine yer verdi. Cenevre'de bulunan Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler'in artık kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi. Saner, izolasyonlar altında ezilen, ekonomik aktivitelerini gerçekleştiremeyen Kıbrıs Türk halkının artık kaybedecek bir 50 yılı daha yoktur. Dünyanın artık bu sese kulak vermesi gerekiyor dedi. Önerileri konuşacağız. Efendim, nasıl buldunuz? Önerileri? Başbakan Ersan Saner, Cenevre'de BRT canlı yayınına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ilgili taraflara sunduğu 6 maddelik önerilerin bilinmedik şeyler içermediğini ve sürpriz de olmadığını söyledi. Bütün süreç boyunca ifade ettiğimiz Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınmadığı ve bu şekilde gerçekleşmeyecek bir müzakerelere katılamayacağımızı, ancak bunların, yani egemen eşitliğimizin kabul edilmesi halinde Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler başladığında nasıl bir yöntem izleyeceğimizle ilgili verilmiş bir 6 maddedir ve zaten evet. En son maddesi de bunun her şeyde anlaşılmış olduğu takdirde eş zamanlı bunun referanduma götürüleceği yazmaktadır. Evet. Yani bu 6 maddede bilinmedik bir şey yok, bir de sürpriz de değil. Sadece bugüne kadar ifade ettiğimiz her şeyin aşamalı olarak nasıl gerçekleştirileceğinin hazırlanmış bir yazılı metni bu. Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilen ana görüşmede Kıbrıs tezini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ana görüşme sırasındaki tarafların tümünün katılımıyla gerçekleşen bir görüşmeydi bu. Kıbrıs tezini çok net bir şekilde ortaya koydu. 53 yıldır Kıbrıs'taki sorununun nereden ortaya çıktığını net bir şekilde aktardı ve buna bağlı olarak 53 yıldır çözülmeyen bu çözümsüzlüğün sadece adada statükoya hizmet ettiğini, bunun için yeni bir açılım gerektiğini, bu yeni açılımın da ancak iki eşit devletten ve iki toplumun egemenliğinden kaynaklandığını ortaya koydu. Saner, Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletler'in arşivinde duran en eski dava olduğuna da dikkat çekti. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e
gerek Kıbrıs Türk tarafınca gerekse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından süreç içerisinde konuşmalarının farklı ama masaya gelince farklı olduğunun ifade edildiğini belirten Saner, realiteleri görmezden gelmemesi için Anastasiadis'e çağrı yapıldığını söyledi. Kendisinin Anastasiadis'in olumlu davranacağına inanmadığını ifade eden Başbakan Saner, Birleşmiş Milletler'in artık bu son oyunu oynatma yönünde kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi. 6 maddelik öneriyi sunduk bugün. Ali Bey, bu, nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Ali Bey, bu öneriler aslında ne Sayın Genel Sekreteri ne de tarafların bilmediği öneriler değildi. Biliyor hatırlayalım. Kan Montana süreci çöktüğü zaman özellikle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu çıkıp evet. Ne demişti? Artık masaya oturmazdan önce taraflar dışarıda anlaşmadan masanın kurulmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ifade söylemişti. Evet. Bu da sizin de şu anda soru olarak yönettiğiniz konu tam da bunu içermektedir. Tam da bu. Yani bizler bunlara çözüm bulmadan o masaya oturmamızın zaman kaybından başka bir şey olmadığını söylemek istiyoruz burada. Evet. Yine masaya oturursunuz. Bir 53 yıl daha harcarsınız ama Havan'da bizim tabiri caizse Havan'da su dövmek. Başka bir şey yapmazsınız. Burada izolasyonlar altında ezilen, ambargoların içinde hisseden, ekonomik aktivitelerini geliştiremeyen Kıbrıs Türk halkının bir 53 yıl daha kaybedecek zamanı yoktur. Artık dünyanın buna bir ses, bu sese bir kulak vermesi gerekiyor. Dünyanın bu sesi duyması gerektiğini inanıyorum. Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Ankara'da temaslarda bulunuyor. Bakan Arıklı, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla yürütülmekte olan projeler değerlendirildi. Kamu ve sosyal sigorta emeklileri ödendi. Yarınsa kamu çalışanlarının ödeneceği açıklandı. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu emeklileriyle COVID-19 desteği kapsamında sosyal sigortalara gerekli kaynağın aktarılmasıyla sigorta emeklilerinin ödenmesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada yarınsa kamu çalışanlarının ödeneceği açıklandı. Salgın tablosu ülkemizde son yapılan testlerde 50'si yerel, 54 pozitif vakaya rastlandı. 44 kişi ise taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 8.665 test yapıldığını, 50'si yerel, 54 pozitif vaka tespit edildiğini, 44 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada 2 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, İki kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 50 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Vakalardan 21'i Lefkoşa, 12'si Gazimağusa, 15'i Girne, ikisi de Güzelyurt bölgesinden. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 845 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ise 341 can kaybı, 40.444 yeni vaka var. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 40.811 testten 845'i pozitif çıkarken 3 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rum yetkililer ölenlerin 78 ve 88 yaşındaki iki kadınla 62 yaşındaki bir erkek olduğunu bildirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 40.444 yeni vaka saptandı. 341 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Kameralarımızı Mausa'ya çevirelim bu sabah. Arkadaşımız Ülkü Akın var konuyla birlikte. Bizlere bakalım neler aktaracaklar. Ülkü günaydın, sendeyiz. Günaydın, bizi izleyen herkese günaydın. Evet, bu sabahki konumuz doğa ve biyoloji. Kaplumbağalardan deniz kuşlarına, foklardan kıyısal alanlarda yaşanan sorunlara kadar pek çok konuyu konuşacağız.
Konuğumuz ise genç bir biyolog, doğa sevdalısı, kaplumbağaları koruma projesi proje lideri Sayın Meryem Özkan. Hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Kaplumbağalar dedik, dilersen onlarla başlayalım söze. Bizlere biraz kaplumbağalarla ilgili bilgi verir misin? Onların üreme alanları, üreme yerleri, sayıları mesela. Tabii. Bizim adamızda şu anda yumurtlamaya gelen iki tür deniz kaplumbağası var. Bunlardan biri zaten halk tarafından çok iyi bilinen karatta karattalar. Diğerleri de yeşil deniz kaplumbağaları. Bizim adamızın hem kuzey hem güney sahillerine gelip yumurtluyor bu hayvanlar. Biz de mümkün olduğunca yuvalarını koruma altına alıp türü de bu şekilde koruma altına almaya çalışıyoruz. Özellikle yeşil kaplumbağaların geçtiğimiz yıllarda Akdeniz'deki popülasyonunda çok güzel artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü geceleyin de inceleme şansımız var bu canlıları. Dolayısıyla her yıl buraya yumurtlamak üzere gelen dişilerin gittikçe gençleştiğini fark ederek diyebiliyoruz ki buradaki popülasyona sürekli olarak daha genç bireyler ekleniyor. Dolayısıyla popülasyon giderek iyileşme yönünde adım atıyor. Bu bizim için çok güzel bir haberdir. Biz de böylece diyebiliyoruz ki bizim yaptığımız iş aslında gerçekten çok büyük önem arz ediyor ve aynı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda biz Akdeniz bölgesinde, Alagadi'de, Karpaz'da, hem Güney hem Kuzey Karpaz'da bu sahillerde koruma çalışmaları yürüttük. Hem gündüzleyin yuvaları arayıp bulup üzerlerini demir kafesle örtüyoruz ki bu yavrucuklar zarar görmesinler kuluçka döneminde. Mausa bölgesinde de özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışmalar yürütüyor. Dolayısıyla Çevre Koruma Dairesi'nin izinlendirmesi altında biz faaliyetlerimizi gerçekleştirip çok sağlıklı bir iletişimle diyebiliyoruz ki bu bölgelerde bu gibi sorunlar var, bu bölgelerde kaplumbağalar bunlardan etkilenebilir, bu bölgelerde yapılan çalışmalar böyle pozitif etkiledi, bu şekilde negatif etkiledi. Bunun sonucunda da devlete raporlama yapıyoruz biz her yıl ve sunumumuzda diyoruz ki işte bunlar bu çıktıları elde ettik. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz bunlardır. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Evet. Peki bunların, kaplumbağaların karşılaştıkları en önemli sorun nedir? Bu sorunların ortadan kaldırılması için neler yapılabilir? Çünkü yaşadığımız coğrafyanın zenginliğini anlamamız için onların buradaki varlıkları da çok önemli. Bu noktada korumak adına neler yapılabilir? Sorunları neler? Şöyle, deniz kaplumbağalarının özellikle yüz yüze geldiği en önemli iki sorun. Birincisi, denizdeyken ki bizim ağırlıklı olarak korumaya yönelemediğimiz bir noktaydı bu özellikle birkaç yıl öncesine kadar. Balıkçılıkta hedef dışı av olarak yakalanmalarıdır. Evet. Bundan kastım balıkçı ağlarını sarar. Örneğin sokan yakalamak için. Fakat o ağlara dönüp bir kaplumbağa takılır. Bu kaplumbağayı avlamayı hedeflemez ama ağlara takıldığı için hedef dışı av olarak yakalanmıştır. Bu noktada ağın suda ne kadar zamanla kaldığı vesaire çok önemlidir. Çünkü kaplumbağalar, akciğerleri olan hayvanlar nefes almak için belirli bir sürede denizin yüzeyine çıkmak zorundadırlar. Eğer bu süre zarfında deniz yüzeyine çıkamazlarsa ya da ağlar çekilirken vurgun yerlerse maalesef ya zarar görürler, yaralanırlar, hastalanırlar ya da ölürler. Bu yönde balıkçılarla birlikte sizin bir çalışmanız oldu sanıyorum. Doğrudur. Birkaç yıl öncesinde, hatta 10 yıl gibi bir süre öncesinde balıkçılarla ilk temaslarımızı gerçekleştirdik. Bizim sorunlarımız budur, sizin sorunlarınız nelerdir, birlikte nasıl bu sorunları aşma yönünde ilerleyebiliriz, birbirimizin amaçları doğrultusunda birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz. Onun üzerine işte kaplumbağalar bizim ağlarımıza zarar verir diye bir sıkıntı bildirdi balıkçılar. Biz de ağlar kaplumbağalara zarar verir dedik. Dolayısıyla kaplumbağaları ağlardan uzaklaştırmak üzere denemeler yapabileceğimiz bir teknik yarattık ve bunu uygulamaya başladık. Şu ana kadar pozitif etkileri de oldu. Dolayısıyla böyle karşınızdaki işin ya da iş grubunun bir hasar verdiğini düşündüğünüzde aynı zamanda acaba onların dertleri nelerdir? Biz bunları çözme yönünde nasıl adım atabiliriz diye değerlendirince bu çözümlere çok daha rahat ulaştığımızı fark ettik. O yüzden o noktada biraz ilerleme kaydediyoruz. Balıkçılar da çok sağ olsunlar. Yaralı ya da ölü bir kaplumbağa olduğunda bizimle hemen iletişime geçerler. Kendileri balıktayken eğer yanlarında bizim bir gözlemcimiz yoksa notlarını tutarlar. Ben bu zamanda ağlarımı attım, bu zamanda topladım, bu gibi hedeflerim vardı.
Öyle olunca eldeki veriyle biz de tespit edebiliyoruz. Hani bu ağa, bu kaplumbağa daha çok takılıyor. Bizim tekniğimiz bu noktada işe yararken bu noktada işe yaramıyor. O yüzden balıkçılarla güzel bir iletişim elde edebildik. Bu sorunun üstesinden gelme çabasındayız. Evet. Bir ikinci sorun kaplumbağalar için yumurtlama dönemindedir. Bu avlanma döngüsüyle, yiyecek döngüsüyle alakalıdır doğada. Deniz kaplumbağaları karaya çıkar, yumurtalarını bırakırlar. Sonrasında yuvanın üzerini örtüp denize geri giderler. Üzeri örtülen yuvalar burada yırtıcılarla baş başa kalır. Bundan kastım tilkilerdir ya da sahipsiz köpeklerdir. Bu hayvanlar açtırlar, yemek ararlar. Dolayısıyla sahillere indiklerinde o taze yumurtanın kokusu çok çekici gelen bir şeydir. Kazıp yumurtaları yerler. Fakat bu kaplumbağalar tehlike altında bir tür olduğu için bizim için sakınca yaratır. O yüzden biz mümkün olduğunca bu yuvaları yumurtlama anında ya da yumurtlamanın hemen ertesi gününde koruma altına alıyoruz demir kafeslerle. Ki bu hayvanlar kazarak yumurtalara ulaşamasınlar. En önemli birkaç sorun bunlardır. Bunun yanında tabii ki hani denizin kirlenmiş olması, sahillerin kirlenmiş olması, insanın etkisi maalesef kötü oluyor. Evet. Peki aynı soruyu foklar için de konuşacak olursak, onların karşılaştıkları ne gibi sorunlar var? Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Yeni Erenköy'de bir sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Fokların konaklandığı mağaranın orada bir sorun yaşanıyor sanırım. Bununla ilgili nedir görüşleriniz sizin? Şöyle, biz dernek olarak haberdar edildiğimizde bu durumdan gerçekten çok korktuk. Çünkü şu anda zaten Akdeniz'in geneline bakıldığında bu fokların içerisine girip barınabileceği, yavrulayabileceği mağaralar çok kısıtlı sayılara düşürüldü. Evet. Dolayısıyla orada şu anda önem teşkil ettiğine inandığımız bir mağaranın bu şekilde bir mendirek çalışmasıyla zarar görebileceği düşüncesi çok korkutucuydu. Biz haberdar edildiğimiz noktada hemen sosyal medya üzerinden çağrılar yaptık. Bütün ilgili devlet daireleriyle, makamlarla, kurumlarla görüşmelere girdik. Amacımız, gayemiz buradaki fok mağarası korunsundu. Hem gelinen devletten. Şu anda Limanlar Dairesi oradaki mendirek yapımını durdurdu. Dolayısıyla şu andaki noktada eğer bir gerileme olmazsa oradaki mağara koruma altında gibi görünür. Fakat bizim amacımız oradaki fok mağarasının kati suretle herhangi bir şekilde zarar görmeyeceği şekilde koruma altına alınması. Bunun da en rahat başarılabileceği nokta tabii ki buranın bir koruma alanı ilan edilerek oradaki firmanın kiralanan alanı içerisinden çıkarılmasıdır. Yani ümit ediyoruz bu noktada ilerler. Bizim yanımızda hani Avcılık Federasyonu'dur, Hayvan Hakları Koruma Derneği'dir. Bu gibi gruplar da tabii ki seslerini çıkardılar. Böyle bir şey var, lütfen halkımız da çağrımıza kulak versin, yardımcı olsun. Eski Eserler Dairesi memnuniyetsiz olduğunu belirtti durumdan falan. Biz sosyal medya üzerinde yaptığımız çıkışlarda çok pozitif geri dönütler aldık. Hatta halktan imza kampanyası başlatanlar oldu. Bunu paylaşabilmek bizim için çok büyük bir gururdu. Çünkü diyebildik biz, halkımız gerçekten doğayı önemsiyor. Evet. Tehlike altında bir tür var, bu türü önemsiyor. Tehlike altında tür dediğimde şu anda gerçekten dünyanın en tehlike altındaki fok türlerindendir. Akdeniz fokları. Şu anda yaklaşık 700 civarı bir ay olduğu düşünülür. Yani araştırmalar bunu gösterir. Çok korkunç bir şeydir bu türün yuvalayabileceği, yavrulayabileceği alanların yok olduğunu düşünmek. Çünkü zaten kendini herhangi bir anne, herhangi bir türün annesi kendini güvende hissetmediği bir yerde doğurmak istemez. Mecbur kaldığında da genellikle yavrunun kaybıyla sonuçlanır bu. O yüzden sağlıklı olacağını düşündüğümüz mağaraların koruma altına alınması çabasına girişiyoruz biz. Evet. Genel olarak baktığımız zaman kıyısal alanlarla ilgili neler yapılabilir? Kıyısal alanlarla ilgili biz yaz döneminde özellikle bütün yumurtlama sahillerini yürüyoruz. Herhangi bir kaplumbağa aktivitesi var mı? Denizde görebileceğimiz deniz kuşları nelerdir? Gözlem noktasında iyi bir noktadayız aslında. Bunun yanında biz sürekli olarak halka çağrı yapıyoruz. Eğer sahildeyseniz ve ölü ya da yaralı bir deniz canlısı gördüyseniz lütfen arayıp haber verin. Biz o noktada ya size yardımcı olabiliriz, bir rehabilitasyon merkezine götürebiliriz ya da alıp o ölü kaplumbağayı, nekropsisini gerçekleştirebiliriz. Bundan kastım ölü bir hayvan bizim için veri kaynağıdır şu noktada.
neden öldüğünü tespit edebilirseniz bir canlının, o ölüm sebebini durdurmak için adım atabilirsiniz. O yüzden biz mümkün olduğunca hani ölü hayvan gördüğünüzde de bize ulaşın ki biz neden öldüğünü tespit edip sonrasında bu ölümleri durdurmaya çalışabilelim diyoruz. 1188 diye bir yaban hayatı destek. Onu soracaktım. Destek hattınız var mı diye. Doğrudur. Bu deniz canlılarıyla ilgili bize dönüş yapabilecekleri deniz canlıları destek hattımız var. Stranding Network Bycatch ile ilgilidir bu da. 1188'i tuşladıklarında insanlar bize ulaşıyorlar ve diyebilirler işte ben bu noktada bir yaralı ya da ölü deniz canlısı gördüm ve sizinle iletişime geçmek istedim. Biz de bunun üzerine tabii ki adımlarımızı atıyoruz, gidip oradaki hayvana müdahale ediyoruz vesaire. Bunun yanında insanların tüketim noktasında bilinçlenmesi gereklidir. Çok önemli bir şeydir bu da. İnsanların gıdasına, plastik kullanımına dikkat etmesi, plastik kullanımını minimize etmesi, elektrik kullanımını minimize etmesi gereklidir. Bunların hepsi çünkü bağlanıp en sonunda insana da etki eden şeyler. Biz dolayısıyla çağrılarımızı genellikle insanlara tüketim konusunda bilinçli olun. Lütfen tek kullanımlık plastik kullanmayın. Bu noktada tutuyoruz. Sanıyorum sahillerde şu sıralar Nisan ve Ekim ayları arasında ciddi başka bir sorun daha var. Sahillerdeki katranlar ve kaplumbağalar bunların bu nedenle üremelerini olumsuz etkiliyor zannediyorum, değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Katran... Ya da bir çağrınız olabilir mi vatandaşa? Tabii. Katran yaklaşık 2 ay önce İsrail kıyılarında denize aktı. Sonrasında da bizim sahillerimize vurmaya başladı. Biz ilk haftadan itibaren çağrılar yapmaya başladık. Lütfen katran gördüğünüz noktada toplayın. Bizlere de haber verin hangi noktada katran gördüğünüzü. Biz bunun üzerine bir veri tabanı oluşturduk. Yaklaşık 1-2 haftalık süreç içerisinde de insanlara dedik ki biz bizimle iletişime geçmeniz halinde size hangi noktalarda desteğe ihtiyacımız olduğunu söyleyeceğiz. Ve hep beraber farklı noktalardan sahillere çıkıp sahilleri temizlememiz lazım. Çünkü kısıtlamaların olduğu bir dönemdeyiz. İnsanlar topluca hareket etmekten çekiniyorlar gayet haklı olarak. Çok güzel pozitif dönütler aldık. Birçok insan ulaştı bize sosyal medya üzerinden. Ben bu bölgede kalıyorum. Bana lütfen en yakında gidebileceğim sahili söyleyin. En faydalı nerede olabilirim? Ve herkes kendi çapında gidip çok güzel temizlik etkinlikleri düzenledi. Ne güzel bir ağırlık. Aynen öyle. Geçtiğimiz birkaç haftada kıyıya vuran katran miktarı daha azaldı. Çünkü yani yavaş yavaş katranın çoğunluğu atıldı. Fakat halen daha kıyılarımıza vurmakta olan ve toplanamamış katran bizim için çok sıkıntılıdır. Katran ham petroldür. Dolayısıyla yavrulara temas etmesi, yetişkinlere bulaşması tehlike arz eder sağlık bakımından. O yüzden biz mümkün olduğunca insanlara diyoruz ki gördüğünüz noktada toplayın. Toplayabildiyseniz de, toplayamadıysanız da bize 1188 üzerinden ya da Facebook ya da Instagram hesabı üzerinden ulaşarak haber verin. Biz bu noktada katran gördük, temizleyebildik ya da temizleyemedik ki biz de sonrasında o bölgeye ulaşıp temizleyebilelim. Evet. Son olarak biyolojik çeşitliliği korumak adına neler yapılabilir? Biyolojik çeşitliliği korumak aslında çevreyi korumanın tamamını etkiler. Apartmanında evinden hiç çıkmayan bir insan bile ihtiyacı olmadığı noktada elektriği kapatarak ya da ihtiyacı olmadığı noktada aslında herhangi bir şey satın almayarak çok büyük destek sağlayabilir. Çünkü şu anda bizim çalışma alanımız içerisinde konuştuğumuzda bahsetmiştim zaten deniz kirliliği çok büyük sıkıntı yaratan bir şey deniz canlılarına. Bizim devamlı olarak yüz yüze geldiğimiz bir gerçektir plastik kirliliği. Özellikle polipropilen çantalar vardır. Bunlar yem torbaları ya da çimento torbalarıyla birebir aynı şeylerdir aslında. Denize girdiklerinde ağ gibi bir yapısı vardır. Bu çantaların da gittikçe açılırlar. Bu açılmada da ağ gibi oldukları için kaplumbağalar ya da foklar ya da farklı deniz canlıları maalesef takılır bu ağlara. Ve çok büyük zarar görürler. Yani bir uzuv kaybedebilirler ki bu çok acılı bir şey de tahmin edebileceğiniz gibi gerçekten ölümlerine sebep olabilir. O yüzden insanları biz ihtiyacınız olmayan noktada kullanmayın demeye teşvik ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Geldiğin ve verdiğin bilgiler için genç bir biyolog olarak bizleri bilgilendirdin. Çok teşekkürler. Ancak süremiz doldu.
Ayağına sağlık. Evet sevgili Narden, bugün doğa ve biyoloji üstüne konuşmaya çalıştık. Kıyısal alanlardaki sorunlara değindik. Deniz canlılarını korumak adına neler yapılabilir? Biraz bunları konuştuk. Ve doğaya karşı duyarlı olan tüm vatandaşların sahillerde karşılaştıkları herhangi bir sorun karşısında 1188 destek hattını arayarak bunu bildirebilirler. Bunun mesajını da vermek istedik. Evet, zamanımız doldu sanıyorum. Size bırakıyorum sözü. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz Ülkü verdiğiniz mesajlar için. Doğayla ilgili olarak da güzel bir konuyu işlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim gelişmeleri aktarmaya. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayollara Dairesi, Gazimosa Belediyesi ve Kıptek Salamis yolunun çalkılarının yeniden yanması için oluşturulan ortak projeyi uygulamaya koyarak tamirat çalışmalarına başladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, devlet kurumları ve belediye ile pratik bir işbirliği geliştirdiklerini söyledi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, uzun yıllardır halledilemeyen ve Mausalılar için hayati öneme sahip Salamis yolunun aydınlatılması için gerekli çalışmaları yine Mausalıların talepleri doğrultusunda başlattıklarını belirtti. Can Altay, Salamis yolunun karanlık bırakılması yol ve trafik güvenliği açısından kabul edilemez bir durumdu. Bundan sonra Salamis yolunu geceleri kullananlar aydınlık içerisinde seyahat edecekler şeklinde konuştu. Salamis yolundaki yoğun trafik nedeniyle 3 etap halinde gerçekleştirilecek aydınlatma tamirat çalışması, Gazi Mausa çıkışından Yeni Boğaziçi kavşağına kadar olan kısmı kapsıyor. İlk etapta Gazi Mausa İskele yolunun ilk 2 kilometresindeki aydınlatmalar tamir edilecek. Haziran 2021 sonu tamamlanması hedeflenen çalışmalar çerçevesinde Salamis yolunun ilk 4 kilometresinin aydınlatılması hedefleniyor. Toplumsal İrade Platformu salgın süresince aldıkları kararlarla çalışma hak ve özgürlükleri engellendikleri gerekçesiyle Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na dava açtı. Aralarında Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası'nın da bulunduğu Toplumsal İrade Platformu yetkilileri, Yüksek İdare Mahkemesi'nde Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu aleyhine dava dosyaladı. Yeni başladığımız mücadelenin yeni bir merhalesi olarak. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, alınan kararların ve yaşanan eşitsizliklerin mahkeme nazarında da tescil edilmesi için dava açarak başladıkları mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıyacaklarını kaydetti. Tek tek iş yerlerini ziyaret ettiklerini anlatan Tulga, büyük bir öfke patlaması var. Gündem geçimsizliktir, gündem işsizliktir, kapanan iş yerleridir, biriken borçlardır, hacizlerdir dedi. İşletmelerin tırnaklarıyla kazıyarak 10 yıllardır sürdürdükleri işletmeleri... Oda Başkanı Mahmut Kamberse toplumun dar ve orta gelir seviyesinde olan asgari ücretlilerle esnaf ve zanaatkarların salgın nedeniyle kapalı olunan dönemlerde zarara uğratıldığını savunarak karar üreticilerinin hesap vermesini istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Toplumsal İrade Platformu adına Faize Tarazi basın bildirisini okudu. İhlal edilmiş ve yok sayılmış anayasal haklarımız için bir hukuk mücadelesi başlatmış bulunuyoruz. Bildiride 2020 yılının Mart ayından beridir anayasal haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü ve bu nedenle bir hukuk mücadelesi başlatıldığı kaydedildi. Ülkede büyük bir ekonomik yıkım yaşandığı belirtilen bildiride 5000'den fazla iş yeri iflas edip kapandı. 10.000'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 50.000'den fazla insan da işsiz kaldı. Ayakta durmaya çalışan işletmelerin de çoğu iflas noktasına dayandı denildi. Biz ayrılan sürenin sonundayız. Yarın da haftayı noktalayalım diyoruz. Bizlere eşlik ederseniz, aramızda olan bütün izleyicilerimize teşekkürlerle yayını noktalayalım. Bizden sonra spor haberleri ve gündem artıyla devam edecek yayınlarımız. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.
5 Haziran'daki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu seçimli genel kurulunda adaylığını açıklayan Hasan Sertoğlu'na seçim öncesi açık destek gelmeye başladı. Tekin Birinci'nin işlemleri tamamladığı ve 1-2 güne resmi başvuruyu yaparak resmen aday olacağını açıklaması sonrasında Süper ve 1. Lig kulüplerinden Başkan Sertoğlu'na destek mesajları geliyor. Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve Mausa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt'un ardından Hamitköy Başkanı Evren Manlaş, Tol Başkanı Ahmet Aslan, Mesarya Başkanı Halil Topaloğlu, Yeni Cami Başkanı Ali Vehit, Binatlı Başkanı Orsel Neşe, Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina ve 1. Lig'den Değirmenlik Başkanı Ahmet Erbay yeniden aday olan Sertoğlu'na destek belirterek oyların adresini açıkladı. Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, BRT Spor'a yaptığı açıklamada bugüne kadar kulübün tüm tesislerini kendi imkanlarıyla yaptıklarını, Şehit Hüseyin Russo Stadı'nın başkentin merkezinde yer aldığını ve sahanın artık ışıklandırılması gerektiğini ifade etti. Lefkoşa'da kendimize ait saha ve biz maalesef devlet tarafından cezalandırılıyoruz. Benim yani şu anki talebim artık kulübü merkez saha diyor spor dairesi. Burası merkez değil. İlk yapılan ve bizim kendi tapulu malımız. Verelim o zaman federasyona, spor dairesine veyahut kapatalım yani. İki seçenek var. Ya bak bu sahanın hala da bakımını bize üstleniyoruz. Bütün masrafını. Bu bize bir ceza. Yani buna bakmak, buna etmek dünya kadar para. Herkeste para yokken biz olan paramızı bunlara atıyoruz. Yani bunları söylemekten dilimize tüy bitti. Maalesef bir yetkili bir Allah'ın kulu arayıp da bize bu konuda hiçbir yardımcı olmuyor. Bizim yapabileceğimiz şu an en önemli yönetim olarak kulübümüze bırakabileceğimiz ışıklandırmadır. İlk yapılacak icraat bu sahanın ışıklandırılması lazım. Ki bunun yanında bizim hedefimiz yalnızca bunu küçük yamalının kullanması değil. Halka açmayı düşünüyoruz. Yürüme parkuru olsun. İşte gördüğünüz gibi burada kafemiz, dinlenme yerlerimiz. Buraya insanların gelip yani bir Atilla Topaloğlu sahasının bir benzeri de burada olsun. Projelerimiz devam ediyor. Bu projelere en ufak bir de katkı olursa bize yetkili arkadaşlar çok daha güzel şeyler bırakacak. Başkent'te, en köklü takımlarda, kendimize ait sahada çok daha güzel bir şeyler yapacak. Basketbol Federasyonu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu'ndan henüz olumlu bir yanıt alınmaması üzerine 28 Nisan'da başlaması planlanan Büyük Erkekler Ligi'nin kulüplere daha fazla yük yaratmaması adına askıya alınmasına karar verdi. Yapılan değerlendirme gelinen noktada Sağlık Bakanlığı ile yapılan önceki protokolün hiçe sayıldığı, talep edilen ek protokol konusunda olumlu veya olumsuz bir geri dönüş sağlanamaması, birçok kez yapılan görüşmelerde hangi şartlarda basketbol oynatılması gerektiği konusunda bilgi talep edilmesine rağmen cevap verilmemesinin alınan kararda etkili olduğu belirtildi. Sipahi Türk Spor Kulübü altyapıda kalıcı ve istikrarlı olmak istiyor. Sipahi futbol altyapı antrenörü Murat Efe, mevcut salgın ve pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini ancak çalışmalara devam etmek istediklerini söyledi. Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Spor Dosyası programına telefonla konuk olan Murat Efe yaptığı açıklamada, "Pandemi ve sürekli açılıp kapanmalar bizi olumsuz etkiledi. Misyonumuzu kaybettik. Ancak yine de antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek Takımı antrenörü Ahmet Gürel Alp, Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Spor Dosyası programına telefonla konuk oldu. Alp, fitness salonlarının açık olduğunu, dolayısıyla da salon sporlarının da yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Fitness sporlarında sadece çalışanlara PCR testi yapıldığına dikkat çeken ve egzersiz yapmak için yüzlerce kişinin ise test yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın salona alındığına parmak basan Alp, açıklamasında üniversiteler bursları durdurursa sporcular mağdur olacak. Liglerin oynanması konusunun karara bağlanmasını bekliyoruz. Lige mümkün olduğunca hazır olmaya çalışacağız ifadelerini kullandı.